1-2. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 28. Gün yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Gün yayınları sayfa 28C. Kütle hareketleri, kütle hareketlerinin başlıcaları, heyelan, kaya düşmesi ve çamur akıntılarıdır. Heyelan, toprak örtüsünün, bazen de yer kabuğunu oluşturan tabakaların eğim doğrultusunda aniden kayması olayıdır. Heyelan sonucu bazen yerleşim birimleri toprak altında kalmakta, can ve mal kayıpları gerçekleşmektedir. Fotoğraf 1.13. Tarım alanlarının ve doğal bitki örtüsünün zarar görmesiyle bazı canlı türlerinin yok olması da heyelanın sonuçlarındandır. Büyük heyelanlar sonucunda bazen yer şekilleri önemli ölçüde değişebilmektedir. Örneğin bir akarsu vadisinde meydana gelen heyelan sonucu akarsuyun önü tıkanmakta ve geride bir göl oluşabilmektedir. Bazen gölden taşan sular sonucunda bir çavlan veya çağlayan da meydana gelebilmektedir. Örneğin Tortum Gölü ve Tortum Çağlayanı bu şekilde oluşmuştur. Günümüze kadar bilinen en büyük heyelanlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 22 milyon yıl önce Güneybatı Utah'ta Cedar City, yakınlarında gerçekleşen heyelanda 100 km'ye yakın bir alan, 30 km kaymıştır. Kaya düşmeleri daha çok dağ ve plato yamaçlarında gerçekleşmektedir. Dolma çözülme, çatlaklara yerleşen bitki köklerinin büyümesi, yağışlar ve depremler sonucu bazen ana kayadan bloklar halinde parçalar ayrılabilmektedir. Bu kaya blokları zaman zaman yer çekiminin etkisiyle yamaç boyunca yuvarlanmaktadır. Bu tür olaylar yerleşim birimlerine ve yollara zarar verebilmekte, can kayıplarına yol açabilmektedir. Kurak ve yarı kurak alanlarda şiddetli yağışlar sonucu suya doygun hale gelen toprak ve ayrışmış materyaller bazen yamaç boyunca akabilmektedir. Bu tür olaylar can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Örneğin Isparta'nın Senirkent ilçesinde 1995 yılında meydana gelen çamur akıntısı sonucunda 74 kişi yaşamını yitirmiştir. Şiddetli hava olaylarının, salgın hastalıkların ve insan kaynaklı afetlerin sıklığı küresel olarak artmakta ve ilgili değişikliklere ve etkilere ayak uydurmak giderek daha zor hale gelmektedir. 2020-2021'de dünya bir dizi rekor kıran felakete tanık oldu. Dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi hayatı felç etti. Yangınlar yaklaşık 5 milyon dönümlük Amazon yağmur ormanını yok etti ve Vietnam 9 felaket yaşadı. Sadece 7 hafta içinde çok sayıda şiddetli fırtına gerçekleşti. Arazi çalışması çevrenizde ekstrem bir olay sonucu meydana gelmiş bir alana gezi düzenleyiniz. Gezi öncesinde ekstrem olayın sonucu hakkında bilgi toplayınız. Gezi alanında ekstrem olayın etkisiyle ilgili fotoğraflar çekiniz. Elde ettiğiniz verileri okulda sergiledikten sonra ürün dosyanızda saklayınız. Cevap: geçtiğimiz hafta, yakın çevremizde yaşanan bir toprak kayması sonucu oluşan devasa bir yarığın etkileyici manzarasını görmek üzere bir gezi düzenledik. Toprak kaymasının ardından oluşan bu yarığın yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre derinliğinde olduğunu öğrendik. Bu da olayın büyüklüğüne dair katılımcılara somut bir fikir verdi. 1-2. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 28 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.